Armağan Paşam, siz de bu konuda ne diyorsunuz? Amerika'nın politika değişikliği ve Türkiye'nin harekatına karşı önce dün böyle ya çekilin yapmayın durun morun şeklinde, bugün ise Türkiye haklıdır şeklindeki açıklaması ne işaret eder? Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni stratejisi Asya Pasifik bölgesine ağırlığını, stratejik ağırlığını kaydırmasıdır. Ve Orta Doğu'dan biraz daha çekilmeye doğru yüz tutmasıdır. Çünkü bu stratejide Rusya'yı sıkıştırmak ve Çin'i çevreleme politikası gütmektedir. Ve onun için de işte bu Ukrayna Savaşı vasıtasıyla Rusya'yı sıkıştırıyor ve onu etkisiz hale getirmeye ve etkisini zayıflatmaya çalışıyor. Ve bunu Avrupa'nın baş edebileceği bir güç dengesine getirmeye çalıştı ki bunda başarılı oldu. Buradan tasarruf edeceği gücü Çin'e vermek suretiyle bundan sonra kendi rakibinin Çin olduğu gerekçesiyle bütün ağırlığını buraya veriyor. Ancak bu Orta Doğu'dan çekiliyor anlamını taşımamalıdır. Yani her ne kadar Rusya'yı sıkıştırıp Çin'i çevreleyip Asya Pasifik bölgesine ağırlığını kaydırıp hatta Çin'i çevrelemek için o bölgedeki ülkelerle değişik ittifaklar kurmak suretiyle NATO ittifakını bunlarla entegre etmeye çalışması, bütün bunlar Rusya Orta Doğu'daki etkisini azalttığını gösterir ama en azından buradan tamamen çekileceği anlamına da gelmemelidir. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Biden yönetiminin ve Biden'ın danışmanlarıyla birlikte kurduğu o kendi görüş açısını, oluşturduğu görüş açısının hala Orta Doğu'da bir Kürt devleti, bir terör devleti diyoruz ama bir Kürt devleti kurulmasına yöneliktir. Bunun Irak'taki ayağı bir federasyon şeklinde ortaya çıkmış, ikinci ayağını da Suriye'deki federasyon olarak öngörmektedir ve bu maksatla PYD'yi himaye etmekte ve desteklemekte ve Suriye'nin 1/3'e yakın bölgesini kontrol altında tutmaktadır. Ancak bu konunun burada da himaye ettiği, desteklediği ve IŞİD'le mücadele eden Kürt kardeşlerimiz, Kürt müttefiklerimiz dediği grubun bir terör menbaı olduğunu ve bölgesine terör saçtığını ve bu terörle de Türkiye'yi tehdit ettiğini her zaman kulak arkası etmektedir. O bakımdan Amerika'nın bu yaklaşımını biraz ihtiyatla karşılamak gerekir. Evet, başlangıçta efendim harekatı durdurun, yapmayın, itidalli olun vesaire gibi tepkiler gösterdi. Ancak bugünkü açıklamasında evet Türkiye'nin meşru müdafaa hakkıdır, teröre karşı kendisini savunması hakkıdır derken yine de ikinci cümle olarak yine itidalli ve kontrollü davranmaya davet etmesini de yine bir ihtiyatlı bir yaklaşım olarak görmek gerekir diye düşünüyorum. Burada önemli olan konu Türkiye'nin tutumu. Yani Türkiye bu konuda ne kadar kararlı, Türkiye bu konuda Suriye konusunda ne yapacak? Bu son derece önemli. Bu Mısır'la, Birleşik Arap Emirlikleri ile, Suudi Arabistan'la, efendim İsrail'le olan ilişkileri düzeltmeye benzeyen bir yaklaşım sergilemesi mümkün değil. Çünkü Suriye konusu çok karmaşık bir konu ve bu karmaşıklık Türkiye'ye terör tehdidi olarak dönüyor ve ileride de bekasını tehdit edecek ve toprak bütünlüğünü tehdit edecek duruma gelebilecek bir şekilde de evrilebilecek durumda. O bakımdan Suriye ile işbirliği yapılması ve Esad'la görüşülmesi vesaire konusu olması gereken, mutlaka bir mesafe alınması gereken ve geleceğe yönelik bir planı olması gereken bir husus. Ama bunu bugünden yarına değil de kademeli olarak yapılacağı kanaatindeyim. Eğer müsaade ederseniz bu pençe kiliç operasyonu ve bunu müteakip belki olabilecek kara operasyonu ve olması gereken büyük operasyonun ne olduğu hususunda da açıklama yapmak isterim.
Ona geleceğim çünkü Haziran'dan beri beklenen bir şeydi bu. Yani Haziran ayı başında, Mayıs ayında geliyor, gelmekte olan falan şeklinde bir söylemle bu harekattan bahsedilmişti. Evet. Ama bir türlü olamadı. Anladığım kadarıyla uluslararası konjonktür uygun hale bir şekilde geldi veya getirildi. Gürkan Bey, siz ne diyeceksiniz? Ben çok kısa bir şey daha ekleyeyim, 10 saniye. Bir tek şeyi de ilave etmek istiyorum burada. Buyurun, bir tek şeyi ilave etmek istiyorum. Amerika'nın bu değişik tutumunun karşılığında Rusya da değişik beyanlarda bulundu, dikkat ederseniz. Suriye'deki Rusya Büyükelçisi operasyonların durdurulması ve kontrolsüz güç kullanıldığı konusunda bir iddiada bulundu. Ve mutlaka kontrollü bir güç kullanılması gerekir diye ifade etti ve bundan imtina edilmesi gerektiğini ifade ederken bugün Kremlin'den bir açıklama geldi. Aynen Amerika'daki açıklamaya benziyor da. Türkiye'nin terörle mücadelesindeki haklılığını kabul ediyoruz ve kendini korumasını destekliyoruz. Ancak tarafların daha itidalli olmasını da tavsiye ediyoruz diye bir açıklama geldi ki iki açıklamayı karşı karşıya koyun, birbiriyle olan benzerliğini göreceksiniz. Şimdi Beyaz Saray açıklamasının bir de Amerikan iç politikası bakımından bir manası var. Onu çok kısaca vurgulamak istedim. Şöyle ki F-16 konusunda idarenin tam desteği var. Bu F-16 paketinin Türkiye'ye verilebilmesi için. Fakat oradaki sorun Kongre. Ve bu Beyaz Saray açıklaması Kongre'de oluşabilecek bazı tepkileri yönelik ön alma iletişimi olarak da görülmesi lazım. Çünkü muhtemelen Kongre'den bir takım olumsuz beyanlar gelecek. Fakat Beyaz Saray yaptığı bu açıklamayla ve Türkiye'nin bu konudaki harekatına hak vermekle Kongre'de oluşabilecek havayı biraz kontrol etmek istiyor. Çünkü F-16 işinde orada zaten çok zor bir denklem var Kongre'de. Hı hı. Bu operasyon nedeniyle denklemin daha da zorlaşmasını istemiyor idare. Yani F-35'i alamadığımız gibi ikinci el F-16'ları bile garanti değil. Yani idarede, hani Beyaz Saray'da, dışişlerinde, Pentagon'da destek var fakat Kongre'de sorun var. Peki Kongre'de Cumhuriyetçilerin ağırlığa gitmiş olması çok fark etmiyor çünkü burada asıl kararı Senato Dış İlişkiler Komitesi ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin her birinden iki üye, yani toplam dört üyenin bloke etme hakkı var. Bu dört üyeden bir tanesi de Menendez. Menendez de yerinde kaldı. Yerinde kalmasa bile zaten gene o dört kişi içinde yer alacaktı. Çünkü azınlıktaki partinin grup başkanı olacaktı komitede. Hı hı. Ama yerinde kaldı. Dolayısıyla Menendez itirazını geri çekmiş değil. Dolayısıyla Türkiye'nin bundan sonraki stratejisi benim gördüğüm geri kalan üç kişiyi kendi tarafına çekerek Menendez'i izole etmeye çalışıyor. Dolayısıyla o üç kişinin de kendi tarafına... Karar 3'e 1 çıksın bari. Evet. Geri kalan 3 kişinin de tepki göstermemesi için Beyaz Saray biraz da bu açıklamayı yaptı. Valla ben bir kere Amerika'nın odağı Asya Pasifik'e doğru kayıyor. Bu genel bir doğru. Genel değerlendirmeler böyle belli. Yükselen bir Çin tehlikesi var. Fakat her nedense öyle Orta Doğu'dan uzaklaşıyor gibi bir yaklaşıma katılamıyorum. En azından bizim açımızdan hiç öyle Orta Doğu'dan uzaklaştığı falan yok. Hani amiyane tabirle söyleyeyim, Türkiye'nin başına bela olmaya devam ediyor bu coğrafyada. Özellikle de Fırat'ın doğusunda.